Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım herkes iyidir. Güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Geçmiş bayramımız kutlu olsun hala hepimizin. Ve 15 Nisan haftasındayız. Ve 15 Nisan haftası bir dengeleme haftası aslında. Şifa haftası, sevgi, sürpriz. Çünkü arkadaşlar, çünkü diyorum bu hafta bizim ilişki gezegenimiz Venüs. Şiron'la kavuşacak. Merkür Şiron'la kavuşacak. Özellikle pazartesi salı günü. Şiron neydi? Yaralı şifacıydı. Ve 8 Nisan tutulmasında neredeydi? 19 derece Koç burcundaydı ve bu hafta Merkür pazartesi günden itibaren tam tutuma derecesinde ilerlemeye başlıyor. Pazartesi salı günü bilhassa. ve aynı zamanda Şiron'la tam kavuşumda olacak. Ve ilerleyecek Şiron hafta ortasında Venüs'te de kavuşacak arkadaşlar. Dolayısıyla bizim ve Venüs kuzey düğümüne kavuşacak. Uranüs Jüpiter'le kavuşuma gidiyor hafta sonu. Yani muhteşem bir hafta olabilir. Yani bu tutum etkileri çok aktif olacak. Ve dolayısıyla ben de bu yayına önce söyleyelim Deniz Altın Astroloji kanalına herkes hoş geldi. Ve bir enerji dengelemesi yaparak başlamak istiyorum. Hepiniz şifalanın. Bu hafta bir şifa haftası. İlişkinde şifalanabilirsin sevgi alışverişinde şifalanmak en önemlisidir. Bu arada eğer enerji dengeniz yerinde değilse, işte eril ve dişil dengeler yerinde değilse, bunlar hayatımıza hep olumsuzluklar olarak gelir. Ben şu an bir enerji dengeleme çalışması yaparak yapacak, başlayacağım. Şu an burada olan, beni izleyen, karşımda olan tüm dostlarım. Siz de buna niyet edin. Kendiniz için en yüksek hayrına kabul edin. E, sizlerin iznini almış varsayarak bunu yapıyorum ben de hem kendim için hem de beni izleyen herkes için e, bu hafta sevgiyle şifalanmayı sevgimi paramı ilişkilerimi kalbimi tüm enerji bedenlerimi ve çakralarımı dengelemeye niyet ediyorum diyerek kabul edin ve şu andan itibaren bizim sarkıcımız var ve sarkıcımızla bu niyetimizi destekliyoruz arkadaşlar. Niyetimizi ettik ve sarkacımıza sorduk. Bizim enerji bedenlerimizi dengelemeye niyet ettik. Sen bunu onaylıyor musun diyoruz. Bakın. Sağa doğru daireler çiziyor. Durmasını bekleyeceğiz. Bakın bir sebep var diyor. Şu an için mi diyelim? Soruyoruz tekrar şu an için mi? Evet dedi. Şu an içinde çelişkiye düşenler var çünkü. En yüksek hayrımıza tüm enerji bedenimizi dengelemeye niyet ettik. Sarkacımız durdu. Hepimizin enerjisi bol olsun arkadaşlar. Dengede olsun, huzurlu olsun. Çünkü enerji dengedeyse ilişki de dengede olur. Paran da dengede olur. Neşen keyfin de yerinde olur. Ee, Bulunduğu mekan da çok önemli biliyorsunuz. Kendi enerji bedenimizle beraber bulunduğumuz enerji alanı da çok önemli. O yüzden bunu sık sık yapmaya niyet edin. Bu arada ben bir kuantumcuyum. Evet benim dışarıdaki kimliğim bir astrolog. Ama benden böyle şifa çalışmaları alanlar e, var artık. Buradan duyurmak istiyorum. Eğer talep olursa gelebilirsiniz. Sevgiyle kabul ederim. Diğer yandan benim için burada avantaj şu. Ben bir astroloğum. Kişinin e, parmak izi olan doğum haritasını görerek nerede en çok ihtiyacı var onu da kolayca tespit etmiş oluyorum. Dolayısıyla aklınızda olsun. Oradaki telefon numaralarından bana ulaşabilirsiniz. Seans alabilirsiniz. E, doğum haritası analizi alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şifanız da bol olsun diyerek. Bakalım bu hafta neler olacak? Şimdi öncelikle burçlardan tabii devam edeceğim. Bu haftanın genelini anlattım ama şöyle günleri söyleyeyim. Bakın pazartesi günü ayın 15'inde Ay Yengeç Burcu'nda sevgi ihtiyacımız, duygusal ihtiyaçlarımız, ailevi konular, evimiz, yerleşim yerimiz ve Merkür Şiron'la kavuşumda tam da nerede arkadaşlar? 19 derecede tutulma derecesinde. Bizim için tutulma nasıl çalıştıysa, hangi gezegenimizin üstündeyse işte orada bize şifa getirir. Bu seans da aslında beni izleyen arkadaşlara bir nevi seans oldu. Şifa olsun tekrar diliyorum. Salı günü Aslan Burcu'nda ve bu sefer Venüs Kuzey Düğüm'le kavuşuyor. Bu bizim gelecekte önümüzde e, gitmemiz gereken yolda. Sevgimizde, paramızda, ilişkimizde, e, hayatımızda bizi yol açacak durumlarda çok kaderseldir. Birçok insan, bak birçok insan sevgisini iyileştirecek şifalandıracak aşk hikayeleri başlayacak Kadersel tanışmalar olacak onu da söyleyebilirim ve perşembe Çarşamba ve Perşembe çok keyifli aşk ilişkiler gündemi gündemde ünlü insanlar otorite figürlerini zaten duyacağız Çünkü bu tutulma genellikle işte onları temsil etti Hani Koç burcunda olduğu için önemli figürler ortaya çıkacaktır onların hayat hikayeleri olabilir. Bir de arkadaşlar biraz tepkisel bir hafta, isyankar bir hafta. Ayaklanmaların da dünya üzerinde daha çok göreceğimiz günler. 19 Cuma yine çok önemli bir gün. Merkür, e, Venüs kavuşumda ve Merkür retro arkadaşlar. Kalbinden geçenler, içinden geçenler, hissettiklerin, e, hayal ettiklerin, ideallerin bunlara kesinlikle motivasyon e, yükleyin. Bir afirmasyon yapın. Kesinlikle dua edin. Dua var ya zikir. Tekrar etmek. Neye inanıyorsan kalbindekini sana getirir. Özü bu. Ve en önemli yılın beklenen kavuşumu geliyor o da 21'inde pazar günü. Fakat bunun etkileri hafta boyunca olacak. Uranüs Jüpiter'le kavuşumda arkadaşlar. Geçen gün bahsetmiştim. En son e, bin... 841 yılında kavuşmuşlar ama en yakın e, gelecekte de 2010 yılında kavuşmuşlar ve şimdi tekrar sürprizler getiriyor büyük e, kalbi uyanışlar getiriyor bazılarımıza zenginlik getiriyor bakın bu bu hafta mesela venüsün merkür bunlar hep zenginlikle de alakalı da zenginlikle de alakalı ve bakalım kimler kalbinin kapılarını açacak ve bunu misafir edecek bunu isteyin davet edin kabul edin sevgili dostlar. Şimdi hemen burçlara geçiyoruz. Bakalım neler bekliyor. Koç ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar. Çok enteresan bir haftadasınız. Çok da önemli bir haftadasınız. Evet tutulma burcunuzda yaşandı. Ve bu haftaya aile yapıları, ev içindeki durumlar, evle ilgili yerleşim yeriyle ilgili konular gündeminize başlıyorsunuz. Pazartesi, salı günü. Bir kere anne baba temaları ortaya çıkabilir ve pazartesi günü Şiron Merkürle hem de sizin burcunuzda kavuşuyor. Hayatınızdaki tüm konuları ele alıp e, yeniden planlamak, düzenlemek, iyileştirmek, şifalandırmak için önce niyet edin. Tabii ki daha sonrasında mutlaka çaba gerekiyor ve çaba gösterin. Bakın bu hafta sizin alacağınız kararlar, e, alacağınız niyetler diyelim, edeceğiniz niyetler iş hayatında aile içinde çok önemli ipuçlarıyla gelecek. Bakın, yaşamınıza gelen işaretleri lütfen takip edin sevgili koç burçları. Çünkü hemen çarşamba günü Venüs Merkür'le kavuşuyor. Bakın, ilişkilerde sürprizler olacaktır. Çok önemli fırsatlar gelebilir. Geçmişle ilgili konular gündeminizde olur. Özellikle bunlar nerede olacak biliyor musunuz? Çarşamba, perşembe aşk hayatı, para ile ilgili konular. Çünkü ay da burayı destekliyor. Sizin için çok önemli olabilir. Gideceğiniz yönü iyi belirleyin. Venüs kuzey düğüm çok şanslı bir birleşimdir. Ve bu ucunuzda olduğu için tutulmanın etkileri de aktif. Gerçekten kaderinizi değiştirecek bir süreç içerisindesiniz. Lütfen koşulları iyi değerlendirin. Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Çok önemli ilişki konuları da gelecek çünkü hayatınızda. Mutlaka ilişkiler devrede olacaktır. İlişkilerde nasıl bir süreçtesiniz? Biraz zamana yayın ama niyet etmeyi ve o niyetin ardından bir çaba içinde olmayı ihmal etmeyin diyeceğim. Çocuklar, para, aşk yine çarşamba, perşembe günü devrede olacak sizin için ve cuma gününe geldiğimizde iş konuları devreye giriyor. Çalışma hayatınız, sağlıkla ilgili konular ve cuma günü Merkür bu sefer Venüs'te kavuşumda olacak arkadaşlar ve bu da çok çok önemli ve yine sizin burcunuzda yani Koçlar hayatınız öyle bir evredesiniz ki belki hayatınız boyunca bir daha karşılaşamayacağınız ya da zor karşılaşacağınız fırsatlar da getirebilir e, iyileşmeler getirebilir lütfen iyi değerlendirin e, Bu ayın 25'ine kadar olan süreci şöyle biraz zamana yayın Bunlar işle ilgili ve sağlıkla ilgili de olacak. Baştan söyledim. Cuma ve Cumartesi günü sizin için bu alanlar çok güçlü. İşte bir karar vermek, sağlıkta günlük rutinlerinizde çok önemli dengelerin değişebileceği bir süreç olabilir. Hafta sonuna geldiğimizde ilişkiler tam olarak aktifleşiyor, tam tutulmanın e, ay tarafından tetikleneceği bir hafta sonu olacak. Üstelik o gün sevgili arkadaşlar. Bizim tarihi dediğimiz Uranüs Jüpiter'in kavuştuğu gün. Bakın o kadar önemli olabilir ki kendileri boğa burcunda kavuşacaklar ve Koçların para evinde. Yine 21 derecede ve bu sizin için eğer boğa burcunda bir yerleşiminiz varsa bolluk, bereket hayatınızdaki o akışı çoğaltabilirsiniz. Sürpriz olabilir. Ani böyle gelişen parasal konularda bir zenginleşme diyelim olabilir gerçekten hayatınızda. Bu e, sizin için belki bazı satılacak e, emlak, toprak, gayrimenkul vesaire kariyerden gelebilir. Ama bu fırsatlar evet şu an bugün kesinleşiyor. Pazar günü bu Jüpiter Uranüs. Fakat 8 Nisan pardon 8 Mayıs'a kadar bunun süresi var. Bu mucizeleri 8 Mayıs'a kadar hayatımızda bekleyebiliriz. Umarım her şey sonsuz güzellikle gelsin. İyi haftalar. Boğa ve yükselen bucu olan dostlar. 15 Nisan haftası hepimiz için olduğu gibi sizin için de bir şifalanma haftası. Bir şeyleri dengeleme, daha gözden geçirme, ileriye dönük planları daha sağlıklı şekilde yapmak için önemli bir hafta. Bir Bilhassa yönetici gezegeniniz Venüs bu hafta hem Merkür'le, Kuzey Düğüm'le, Şiron'la kavuşacak. Boğalar en yüksek etkiyi bu anlamda alıyorsunuz. Çünkü 12. eviniz full gerçekten. İnanılmaz bir şifa sürecindesiniz. Manevi anlamda da, maddi anlamda da önemli yükselişler yaşayabilirsiniz. O yüzden kendiniz için yapacağınız her hareket, her düşünce, her fikir, her eylem, her niyet gerçekten sizin en yüksek hayrınıza çalışabilir. Ve bunun için lütfen niyet edin. Emek gösterin, çaba harcayın. Maneviyat hayatında insanın ne kadar yükselirse, o iç huzuru ne kadar dengelenirse hayatındaki elde edeceği başarılar da o derece yüksek olur. Evet sizin için mükemmel bir süreç gerçekten. Ve bu haftaya Ay Yengeç Burcu'nda başlayacağız. Siz e, yakınlarınızla çok iletişim içinde olacaksınız. Pazartesi, salı günü. E, Şiron'da malum burada e, Kuzey Düğüm'le ve tabii ki Merkürle kavuşumda yakın çevrenizle olan iletişimleriniz güçleniyor kardeşler. herhangi bir şeye başlamak, niyet etmek, girişmek, onların belki hayatlarını iyileştirmek, birbirinize şifa olmak ya da birilerine yardım etmek için mükemmel bir hafta başlangıcı ve sizden bazı talepler de olabilir. Bu taleplere de cevap vereceğiniz bir süreç. Ve hemen devam ediyoruz efendim. Ee, salı günü özellikle tabii ki bu bizim için çok önemli. Yani boğalar için çok önemli. Ay aslan burcunda ve salı çarşamba günü kendi hayat alanınızla ilgili gelişmeler sizi bekliyor olacak. Ee, eğer aslan burcunda bir yerleşimi olan bir boğaysanız bu önemli olacaktır. Çünkü sizin için e, bu güzel enerjiler işte Venüs'ün, Chiron'un, Merkür'ün bu alana çok güzel etkileri var. Evinde huzur bulmak, evinde şifalanmak, yaşadığı mekanı iyileştirmek, yenilemek, e, o enerjileri düzeltmek, aile içindeki ilişkileri dengeye koymak için gerçekten mükemmel bir iki gün. Çünkü ayın 17'sinde e, Venüs Kuzey düğümle kavuşuyor. Bu sizin yönetici gezegeniniz olduğu için kendi içsel yolculuğunuza mesela işte hislerinizle duygularınızla, Gerçekten ben doğru mu yapıyorum? Ya da neyi, hangi yöne gitmeliyim? Nasıl ilerlemeliyim? Gibi mesajlar alırsınız ve sizin e, hangi yöne gideceğinizi kendi bedeniniz zaten e, mutlaka cevap verecektir. İşaretleri takip edin derim efendim. Evet ve Cuma gününe geldiğimizde bakın Cuma günü Ay Başak burcuna geçer. boğalar Bu için çok güzel bir iki gün. E, cuma ve Cumartesi günü çünkü Cuma günü Merkür, e, Venüsle bu sefer kavuşumda olacak. Efendim boğaların çocukları, e, ilişkileri, burayı Merkür yönetiyor tabii ki. Eski aşkları, ilişkileri gündemlerinde olabilir. Çocuklar veya bu alandaki enerjileri dengelemek, aşk hayatı çok önemli. E, geçmiş aşklar, güncel hayatınızdaki ilişkilerinizi bir tık böyle düzenlemek için çaba gösterirseniz her şey çok daha iyi olabilir unutmayın ama doğum haritanıza baktırmanızı tavsiye ederim şu an geçmişle gelecekle böyle aralarda bir yerde takılmış kalmış olabilirsiniz duygusal anlamda sevgili boğalar bu alanda da tabii belki bir destek gerekebilir size ve maddi konulara gelelim hafta sonu o beklediğimiz kavuşum sizin burcunuzda Uranüs yani büyük şans gezegeni Jüpiter-Uranüs kavuşumda olacak. Ve hafta sonunda tam olarak pazar günü Venüs-Şiron'la kavuşumda, Uranüs-Jüpiter'le kavuşumda. Boğalar, mucize gibi şeyler yaşayabilirsiniz gerçekten. Ve bu süreç Nisan e, ayında devam edecek. Sonuna kadar hatta Mayıs ayına sarkacak. Uzun bir süreç. O yüzden yaşamınızda planladığınız ya da planlamak üzere olduğunuz ne varsa çok iyi düşündün. Özellikle 25 Mayıs'a kadar çok ciddi adımlar atmamızı tavsiye ederim. Gerçekten büyük mucizelere şahit olabilirsiniz. Yaşamınızın yönünü değiştirecek ani fikir değişiklikleri, büyük bir kazanç. Bu gerçekten bakın manevi bir kazanç, manevi bir güç de olabilir. Ve en büyük kazanç da bir insan için budur. Çünkü maneviyat yükseldikçe diğer bütün maddi kapılar gerçek, real hayatta zaten su gibi açılır akar gider sevgili dostlar mucizeler sizinle olsun maddi manevi şanslısınız ilahi bir koruma altındasınız bunu unutmayın bu fırsatları da değerlendirin en yüksek hayrınıza çalışmasını e, diliyorum sevgili boğalar mutlu haftalar ikizler ve yükselen ikizler olan dostlar şimdi 15 Nisan haftasının en yüksek faydalarından birinde siz olabilirsiniz yönetici gezegeniniz Hafta boyunca hala Koç burcunda retro. Fakat bu Merkür'ün bu hafta çok eylemi var. Yani de haftada. Kafanız karışık, aklınız karışık. Ee, karar vermek belki gerekiyor bazı konularda veremiyorsunuz. Çelişkiler getiriyor çünkü Merkür retrosu burada. Ama Şiron'la kavuşuyor pazartesi günü. Bakın burada çözümsüzlüğe çare olacak durumlar gelişebilir. Nereden gelir? bazı gruplardan, çevrenizden, yeni tanıştığınız insanlardan size şifalar gelebilir. Siz onlara iyi gelebilirsiniz. Mesela yeni projeler, işler, teklifler yeni oluşumlar için harikadır. Gerçekten çünkü hemen çarşamba günü Venüs de kuzey düğümüne kavuşacak. Bu da sizin aslında gitmeniz gereken yolda doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. böyle düşünebilirsiniz. Tabii bu ana haritasında sizin kendi şahsi haritanızı bilmiyoruz. Eğer etki alıyorsa ee, çok olumlu. Geleceğe yönelik çok güzel adımlar attığınızı, kendinize yatırım yaptığınızı, hele bir iş projesi varsa arkadaş ve sosyal çevreden mükemmel destekler alacağınızı gösteriyor. Şimdi haftanın ilk e, günü para devrede bu arada harcamalar olabilir ya da alacaklar olabilir. Para dengelerini biraz kontrol tutmak gerekiyor. Çünkü Merkür Retro hani burada belki tabii kontrolsüz ya da ani çıkan harcamalar da olabilir. Ama para alışverişleri para giriş çıkışları gündemimizde olacak pazartesi günü itibariyle. Ve salı çarşamba günü özellikle çarşamba günü çok önemli ve güzel bir gün. Venüs kuzey düğümüne kavuşuyor ve yine aynı şeyi söyleyeceğim sizlere. Bu çok güzel bir ileriye doğru sizi götürecek yeni umutlar, şanstır burası, fırsatlar evidir ve fırsatlar getirebilir sevgili ikizler burçları. Ve perşembe günü yakın çevrenizle ilgili gündemleriniz var. Gerçekten yakınlarınızla çok görüşebilirsiniz bazı seyahatlere gidebilirsiniz hatta bazı kısa seyahatler oluşabilir mesela ne zaman oluşabilir salı çarşamba perşembe bunun için çok mümkün gözüküyor bir yerlere gidebilir araçlar trafik bir şeye başlayabilirsiniz eğitim almaya yakın çevrenizden bazı talepler gelebilir yardım veya e, bilmiyorum belki de sizin talebiniz olacaktır ama genellikle yakın çevrenizle evraklı işlerle ticari işlerle uğraşanlar için bu üç gün çok verimli. Ve cuma günden itibaren ise sevgili ikizler sizin için şöyle bir durum var. Ee, belki ev ve aileyle ilgili gündemleriniz olacaktır. Misafir falan ağırlayabilirsiniz mesela. Yaşam yeri burada çok öne çıkıyor öyle gözüküyor. Ee, cuma ve cumartesi günü ev, aile, yaşam düzeni, e, oradaki değişimler, yenilikler, düzenlemeler, anne babayla olan e, ilişkiler diyelim gündeminizde oluyor. Ve önemli büyük gün geliyor o da pazar günü ama bunun etkilerini hafta boyunca yaşayacağız. Ve Jüpiter Uranüs kavuşumu, Venüs'ün Şiron'la kavuşumu tabii ki boğa burcunda olduğu için ee, size nasıl etkiler veriyormuş hemen söylüyorum bir bulabilsem buldum. Sizin için sürpriz bazı arka plandan gelecek konular. Bilmediğiniz beklemediğiniz yerden ani uzanacak eller mesela yardımlar destekler. Gizli üstü örtü kalmış duygu haliniz ee, ve kendinizle olan öz değerinizi ölçme burada çok önemlidir. Ve burası mesela nerelere güzel etkiler yapıyor? Ee, paranıza güzel etki yapıyor. Evinize güzel etki yapıyor. Aile içi yaşam alanınıza güzel etki yapıyor. Orada yeni e, oluşumlara etki yapabilir. Niyetlerinizi buna göre yapın lütfen. Oluşumları buna göre kendi hayatınıza kabul edin. En yüksek hayrınıza bu arada kabul edin. Tabii sizin doğum haritanız nasıl etki alıyor bilmiyoruz ama genellikle işte fırsat verir. Sağlıkta şifalanma verir. Uranüs'ün Jüpiter'le burada kavuşumu aynı zamanda tabii Venüs Şiron'la da kavuşuyor. En yüksek faydayı almanızı niyet ediyorum. Bu haftayı ve bu haftanın işaretlerini lütfen takip edin. Mutlaka bazı sinyaller gelecektir. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Yengeç ve Yükselen Burcu Yengeç olan sevgili dostlar. 15 Nisan haftasının yine başrolünde siz varsınız. Çünkü tutunmadan etki aldınız. Ve pazartesi günü ay burcunuzda. Yengeç burcunda bazı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Önceden olmuş konuların noktası konur mesela. Ee, bir süreç tamamlanır. Bir konuya karar verirsiniz. Böyle bir durum. Ve aynı gün. Merkür, Şiron'la kavuşumda, tam kariyer evinizde önemli bir konuda bir gelişme yaşanabilir. Nerede? Mesleki alanda, e, hayatınızı ilgilendiren başka bir konuda, anne babayla ilgili konularda. Ama bu sizin düşüncelerinizde özellikle, niyetlerinizde e, bir farkındalık oluşturabilir. Bir değişime gitmek gereği duyulabilir. Belki işle ilgili olacak e, birçoğu için aslında. E, belki süreci tamamlamak isteyeceksiniz ama Merkür Retro'ya, Burada süreci biraz zamanı yaymanızı tavsiye ederim. Ve haftanın ikinci günü e, önemli bir gün. İkinci ve üçüncü, dördüncü güne kadar hatta. Çünkü bütün durumlar parayı işaret ediyor. Bakın, Salı, Çarşamba, e, Perşembe günün akşam saatlerine kadar maddi konular, parasal durumlar önemli. Hatta bazı yengeçler. Çünkü çarşamba günü Venüs Kuzey düğümünü aynı alanda yine sizin kariyer evinizde, hayatınızın en tepesinde pırıl pırıl parlayan bir yerde, bir alanda burada önemli bir gelişme olabilir. Para getirebilir, bazı ödemeler olabilir, beklediğiniz paralar gelebilir, orada bir şifalanma söz konusu olabilir. Ama burada umudum yok gibi beklediğim gelmedi, tam tersine para harcadım veya beklenmedik tabii ki harcamaları da burada yol açabilir ama burada sizin niyetiniz çok önemli. Neye niyet ettiniz? Ee, acaba yanlış bir şey mi niyet ettiniz? Gibi bir düşünün, bir sorgulayın. Çünkü şiron Merkürle böyle bir sorgulama içerisinde de götürecektir. Ama para gelme, para ile ilgili konuları çözümlemek için önemli bir e, zaman dilimi olacak efendim. 19'u Cuma günü tabii ki bakın bir seyahate ya da bir yere gidiyorsunuz muhtemelen. Ee, yeni bir baştan bir sınava da girersin bir şeye de başlayabilirsin işle ilgili bir gelişme de bekleyebilirsin ki bu arada bu cuma e, Merkür Venüs'te de kavuşuyor çok kavuşumlu bir hafta ve Merkür'ün rold rolde olduğu bir hafta dolayısıyla da birçok yengeç için önemli kararlar çıkacak buradan önemli gelişmeler olacak çünkü bir hukuki süreçten sonuç çıkar mesela mahkeme vardır sonuçlanma olabilir Bazıları için e, bir şey, önemli bir durumun bu ne olabilir? Mesela tabi bunlar yaşa göre değişecektir. Eğer e, doğum tarihine göre de değişecektir. Eğitimle ilgili bir durum çıkabilir. Bazılarının yakın çevresiyle ilgili bir seyahati gerekebilir vesaire gibi durumlar var. Ve geldik en büyük güne, pazar gününe. Jüpiter, Uranüs, Venüs, Şiron'la kavuşumda sevgili yengeçler. Ve bu sizin şans evinizde. Hayatta hiçbir zaman hiçbir şeyden umut kesilmez. Mucize denen bir şey var. Bu bir mucize getirebilir mesela bazı yengeçlere. Çok sürpriz gelişmeler getirebilir. Doğum haritası etki nasıl alıyor bilmiyoruz. Ama burası aynı zamanda şans evidir. Yakınlarından, yeni tanıştığı insanlardan veya duygu ve düşüncelerini Anlayacak birilerinden çok önemli faydalar sağlayabilirsiniz. Bunlar ilişki, ortaklık gibi durumları da getirebilir. Sevgili yengeçler gerçekten önemli bir süreçtesiniz. Önemli bir e, süreci tamamlıyorsunuz. Nisan ayı boyunca devam edecek. Şimdi tabii burada önemli olan şu ki Merkür retro olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. E, ve bazı hatalara, yanlışlıklara karşı dikkatli oluyoruz ve Tüm olaylar aslında bütün burçlar için şöyle sosyalleşmeyi, bir arada olmayı, e, birlikten kuvvet doğar gibi ses çıkarmayı, bazı anlaşmalar yapmayı işaret ediyor ve sizin için de öyle gözüküyor. Ama burada dediğim gibi 25 Nisan'a kadar çok önemli imzalar, önemli kararlar e, vermeyin, atmayın sevgili yengeç burçları. Birazcık şöyle bir zamanı yaymayı unutmayın. Bakalım bu hafta para da ee, bu biraz önce saydığım konularda ve şans fırsatlar nereden gelecek? Bu arada nereden gelirse gelsin kabul etmeyi unutmayın. Mutlu haftalar, hoşçakalın. Aslanlar, Yükselen Burcu Aslı olan dostlar. 15 Nisan haftası. Hepimiz için çok önemli bir hafta. Bizim için birçok şeyin aniden değişebileceği bunlar duygu ve düşüncelerimiz dahil. Ve yengeçler, Pardon Aslan Burçları bu haftaya pazartesi gününe işte böyle bir sorgulama içerisinde girebilirsiniz. Bir düşünce, bir ne yapsam acaba gibi arka planda bir şeyleri merak etmek, bazı bilmediğiniz şeyleri öğrenmek gibi durumlarla e, başlayabilirsiniz bu haftaya. Ve haftanın ikinci günü ay burcunuza geçiyor. Salı çarşamba, perşembe günü akşam saatlerine kadar Aslan Burçları artık ne yapacaksanız nasıl ilerleyecekseniz işte bu 3 gün sizin için gerçekten çok önemli olabilir. Her burca söylüyorum doğum haritanıza bir bakın güneşiniz nerede ayınız nerede nasıl etkiler alıyor nasıl birbirlerine temastalar nasıl hangi yönde ilerleyeceğim ama genel olarak aslanlar için süper bir şey bu yani bu hafta süper gerçekten o kadar süper o kadar etkili ki pazartesi çarşamba cuma pazar haftanın her bir günü ayrı sürprizlerle mucizelerle gelecek gerçekten öyle olacak ve bu üç gün çok önemli Salı çarşamba perşembe ve siz kendinizle ilgili bir takım kararlar alıyorsunuz Kimisi ameliyat olmaya karar verir örnek gösteriyorum şu anda Kimisi ortaklığıyla yaptığı işle hayatın diğer alanları ile ilgili artık bir şeyden emin olur Bazı aslanlar mesela, ee, özellikle bir yer değişikliği düşünüyordur, bir ticaret vardır kafasında. Çok önemli bir gündemi vardır. Tutumayla gelmiştir bu öncesi de vardır makuma. İşte bu hafta bunları değerlendireceksiniz. Bu üç gün çok önemli. Dikkatli kararlar alın. Ee, zamana yaymayı unutmayın. 25 Nisan en azından ciddi konular için söylüyorum. Bekleyin. Ve efendim, geldik cuma gününe. Bakın cuma cuma ve cumartesi günü Aslanlar için para, para günü. Para bekleyen aslanlar cuma günü bakın para gelir. Özellikle cuma günü Merkür Venüs'le kavuşuyor. Önceden düşündüğün bir iş, planladığın, konuştuğun bir şey, belki de hayal ettin sadece ve bu paraya, yani maddi olanakları göz önünde bulundursak bu sana gelir mesela. Buradan bir gelişme kaydedebilirsin sadece cuma değil cumartesi günü de harcamalar gelirler giderler kazançlarını değiştirmek yeni kazanç kapları açmak için planlar. Mesela böyle bir gün olacak ve pazar günü artık ay zaten terazi burcunda olacak ve Jüpiter uranüsle kavuşuyor. O sürpriz o büyük kavuşum bu arada Mayıs ayına kadar etkileri sürecek onu şimdiden söyledim. Özellikle 8 Mayıs çok önemli. Venüs'te Şiron'la kavuşuyor ve sizin için bu nasıl mı etki yapıyor? Kariyer evinizde çok önemli etkiler alıyorsunuz bakın. Marjinal değişiklikler olur burada. Çok uç noktalarda değişikliğe gidersin. işini değiştirebilirsin etki alıyorsan tabii ki. E, yaptığın işte başka bir yöne gidebilirsin evini değiştirebilirsin mekanı değiştirebilirsin yaşamanın her alanını etkileyecek yenilikler içerisindesin o yüzden gideceğiniz yolu e, seçtiğiniz yolu iyi tayin edin lütfen çünkü Jüpiter büyük bir e, gezegendir büyük açılımlar verir büyük cesaretler verir Uranüs ise bunları yapma cesareti getirir yeniliğe doğru daha kolay evrilir kişi ama bunu uzun vadeye yaydığımızda bize nasıl sonuçlar getirecek bunların analizini iyi de yapmak gerekiyor. Sevgili Aslan Burçları harika mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Şimdi mucize diyorum, şifa diyorum, herhangi bir konuda düzenleme yapmak diyorum. Bu hafta için bunların hepsi geçerli. Çünkü sizin yönetici gezegeninizde Merkür ve hala bu hafta retro üstelik çok kavuşum olacak. Şimdi Başak Burçları'nın da ikizler gibi aslında bir çoğumuz gibi diyeyim ben. Çünkü Merkür Retro'da öyle olur. Çok geçmişe takılırız. Geçmişle aramızdaki bağları gündeminize getirir. Acaba ne yapsam der. Karar veremez. Bunlar daha çok ilişkiler boyutunda olabilir. Başak Burçları için. Ee, önemli bir Satürn Mars kavuşumu ilişkiler evinizde. Ve pazartesi günü yönetecek gezegeniniz Şiron'la efendim kavuşumda olacak. Bu sizin için Parasal konularınızı, maddi değerlerinizi, ortak paylaşımlarınızı, e, paylaşılması gereken paraları mesela eşten, mirastan vesaire falan. Buralarda bir şifalanma gerekiyor ama önce hani Merkür Şiron'la kavuştuğu zaman e, kendi duygu ve düşüncelerimiz arasında da çelişkiye düşebiliriz. O yüzden iyi bir dengede olmayı unutmayı ve iyi dengeleyin. E, Pazartesi günü de bu arada Ay Yengeç Burcu'nda sosyal ilişkiler ee, arkadaşlar ve oradaki gelişmeler gündemimizde olacak. Salı, Çarşamba, Perşembe. Biraz başakların aklı karışacak, biraz içe dönecekler, bir kendilerine düşünme payı ee, belki de tanıyacaksınız. Biraz böyle karamsar da olabilirsiniz, ama karamsar olmanız için hiçbir sebep yok, biliyor musunuz? Neden? Çünkü yaşam bize bütün olasılıkları e, sunuyor çareler de veriyor aslında yolu da gösteriyor yeter ki bunu görmeye niyet edin yani sadece bir noktaya bakmak yerine biraz daha geniş bakmak gerekirse birilerinin desteğini almak fikir almak gerçekten çözümsüz diye bir şey yok her şeyi o kadar net bir şekilde önünüze serebilir ki hani bunu tavsiye etmek istiyorum ve çarşamba günü venüs kuzey düğümle kavuşuyor bu bizim için aslında bir rehberliktir bakın çok önemli işaretler getirebilir e, yönünüzü tayin etmekte işte parada en çok bu parada olacak ya da paranı değerlendireceksin yatırım yapacaksın ama bunu nasıl yapsam ki burada aslında şu anda bu e, yatırımlar konusundan baktığımızda birçok e, Türkiye'deki ortak bir e, sorun mu diyeyim artık ne diyeyim çünkü herkes bunun peşinde hani en doğru en kazançlı en karlı ne olur bunun gibi durumlar olabilir ve devam ettiğimiz efendim cuma günü ay zaten burcunuza geçmiş bulunacak Başak Burcu'nda ve o gün e, Merkür Venüs'te kavuşuyor. İşte bu eğer acele etmezsen, sakin olursan, paniğe kapılmazsan sana fırsat olarak gelir. Nasıl gelir? Çocuğundan gelir. E, efendim başka nereden gelir? İlişkinden gelebilir. Eskiden tanıdığım birinden gelebilir. Bir yardım gelir, bir şifa gelebilir. Maddi bir mesela e, destek olabilir. Sizin için çok önemli olacak bu ilişkiler için. Ee, belki de bir mıknatıs gibi bir şeyle çekeceksiniz hayatınıza gibi duruyor. Cuma ve cumartesi. Ve gelelim Başaklar için o büyük günümüze. Jüpiter Uranüs'ün kavuştuğu güne. Pazar günü Ay Terazi burcunda aynı gün Venüs de Şiron'la kavuşuyor. İşte bu bir mucizedir. Nereden gelir Başaklara? Uzaktan gelir. Hedeflediği yolda daha önce emek verdiği konulardan ...sürprizler olur, önemli açılımlar olur. Bence bazı başaklar alıp kendini bir yerlere gidebilir. Uzak bir yere gidebilir, bir eğitime başlayabilir. Mesleki anlamda bir mesela şeye katılabilir. Mesela işte kariyerle ilgili bir açılım olmuştur hayatında. Yurt dışı bağlantılarını çok güçlü devreye getirecek birçok başak için. o söyleyebilirim. Hukuki süreçler burada aynı şekilde çok hızlı, ani şekilde gelebilir... Ve tabi bu toprak grubunda olduğu için hele bir de 20-21 derecelerde başakta güneşiniz varsa inanılmaz bir güzelliktir. Bu sürprizdir, mucizedir, ilahi bir korumadır. Her anlamda siz de korunuyorsunuz ve Rabbimin size gönderdiği, evrenin size gönderdiği her şeyden haberdar olacaksınız. Olumlu, olumsuz e, demeyelim ama olumlu olanların hepsini kabul etmeyi unutmayın şifanın, sevginin, paranın nereden gelirse gelsin sevgiyle sizi bulacağınıza inanın mutlu gibi çekiyorsunuz çünkü. Öyle söyleyelim. Mutlu haftalar. Lütfen yayını beğenmeyi de abone olmayı da unutmayın diyelim. Hoşçakalın. Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar 15 Nisan haftasında tutulmanın etkilerini en çok hissedecek burçlardan bir diğeri de sizsiniz. Çünkü İlişkiler evinizde bolca gezegen var ve bu hafta orada gerçekten hani Venüs'ün, Şiron'un, Merkür'ün, e, Kuzey Düğüm'ün kavuştuğu bir hafta. Burada mucizeler olabilir mi? Evet olabilir. İlişkilerinizi şifalandırmak için lütfen çaba gösterin ve niyet edin. Mevcut ilişkileri olanlar için söylüyorum. Bu hafta özellikle pazartesi, çarşamba, cuma, Pazar, bugünleri mutlaka değerlendirin. Sürprizler gelebilir, ani ilişkiler başlayabilir, ilişkilerde yön değişikliklerine gidilebilir, yeni durumlar olabilir, teklifler gelebilir. Bir de mevcut mesleki alandaki ortaklı işlerle de önemli çözülmeler olabilir ama orada Merkür Retro. Onu iyi değerlendirin. Lütfen süreci takip ederken e, Merkür'ün Retro olmasından dolayı, biraz geçmişle işte geçmiş tecrübelerimizle gelecek planlarımız arasında köprü oluşturun ve biraz öngörü yapmaya çalışın. Zamana yayın. En azından bir danışmanlık alın. Lütfen bu sizin için çok önemli bir zaman dilimi. Yani çok uzun yıllar. Yani 20 yıllık bir süreç bu. 20 yıllık bir döngü. O yüzden önemli sizler için. Ve pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda mesleki konularda bir adım atmak orada bir yenilik orada bir düzenleme gerektirebilir ve aynı gün Şiron kavuşuyor Merkür'le duygu ve düşünceleriniz arasında söylemleriniz konuşacaklarınız da burada çok önemli ağzımızdan çıkanlara biraz daha temkinli yaklaşmamız gerekiyor kırıcı da olmamak çok önemli ve de devam ettiğimiz efendim salı çarşamba perşembe günleri Burada bizim için yani sizin için çok sosyal bir haftada olacak terazi burçları. Arkadaşlarıyla, sosyal çevreleriyle, toplantılar, davetler, ekip grup çalışmaları gibi konular o kişilerle olacağınız zaman geçireceğiniz bir zaman dilimi ve çarşamba günü Venüs Kuzey Düğümüne kavuşuyor. Burada bir yandan şifalandırmaya çalıştığımız... Şeyleri, eğer zorlu bir koşullara doğru gittiğini görürsek burada aslında işte bu enerji yükselir burada hedefimize daha yakın daha olumlu ilerleyebiliriz öyle söyleyelim ve Cuma gününe geldiğimizde Merkür bu sefer Venüsle e, kavuşuyor yine ilişkiler yine ilişkiler bütün hafta ilişkiler çok önemli olacak sevgili teraziler sizler için ve aynı zamanda da Başak Burcu etkileri de devreye giriyor biraz sağlık duygusal şifalanma bir şeyleri içselleştirmeye o içselleştirdiğimiz konuların acaba bize ne kadar fayda veya zarar saldığını fark etme çok önemli ve bir takım haberler alacak bazı e, terazi burçları şifalanmak üzere olabilir sağlık sorunları varsa bir sağlık süreci geçiriyorsanız e, onlarla ilgili de olacaktır muhakkak ciddi bir şifalanma olacağını düşünüyorum e, sizler için bunlar çalışmayan veya çalışan herkes için geçerli. Günlük rutinleri de çok devrede olacak. Efendim, cumartesi günü akşamdan sonra ay burcunuza geçiyor. Bakın çok önemli bir pazar ve bir süreç. Mayıs ayına kadar sürecek bir süreç bu arada. 8 Mayıs'a kadar. Jüpiter, Uranüs kavuşumu ve aynı zamanda da Venüs, Şiron'la kavuşuyor. Kırgınlıklar, gönül yaralanmaları. Aynı zamanda iyileşme, şifalanma. Bu yayının en başında bir şifa çalışmasıyla başladım. Bu hafta çünkü tamamıyla öyle bir hafta. En yüksek ayarınızı sizin için de inşallah kabul ederseniz e, geçerli olsun. Çünkü gerçekten ihtiyacınız var. Ve eğer oralar şifalanırsa hayatınızda çok büyük kapılar açılacak. Çünkü Ayterazı burcuna önemli bir pazar sizi bekliyor. Sürpriz gelişmeler duyabilirsiniz. Bunlar ani beklenmedik mesela. Bir parayla ilgili ortak bir paylaşımla ilgili mirasla ilgili vesaire vesaire bunların hepsiyle ilgili olabilir. Bu hafta boyunca aslında etkili bir şey Uranüs'ün Jüpiter'le olan bu kavuşumu. Tabi eğer doğum haritanız etki alıyorsa bol şifa diliyorum. İlişkilerde hayatınızın yönü değişebilir. Her an bir evlilik teklifi gelebilir veya bir ortaklık teklifi gelebilir veya böyle bir süreçteyseniz de lütfen dediğim gibi Doğru değerlendirin. Sevgili teraziler mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Akrepler yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar 15 Nisan haftasına merhaba diyoruz. Ve sevgili akrepler yönetici gezegeniniz Mars hala balık burcunda ve Satürn'le birlikte ve bu hafta tutulmanın e, koç tutmasının etkili olduğu bir haftadayız. O yüzden şimdi Şiron Merkür'le kavuşumda olacak. Pazartesi günü özellikle Duygu ve düşüncelerimizi dile getirirken çok dikkatli olmalıyız. Şu dil yarası var ya o dil yarası en acı yaraymış şarkısı bile var. Lütfen buna dikkat edelim. Ama şifası var mı? Var. Çünkü Merkür retro e, şironla kavuşuyor. Belki eski e, önceki yaralarımızı ya da böyle kırıldığımız yerlerden şifalanabiliriz. Bu başkalarıyla olan ilişkilerimiz için geçerli en çok da. Buna dikkat ediyoruz. Şifası var mı? Var. Çünkü bu hafta Venüs de kuzey düğümüne kavuşacak. Ee, yine Merkür bu sefer Venüs ile kavuşum olacak Cuma günü Venüs e, Juno ile kavuşacak Hafta sonunda Önemli ölçüde destekte alıyoruz Hatta bir de Çok mucize diyeceğimiz Tarihi bir açımız var Uranüs Jüpiter o da sizin ilişkiler evinizde Kavuşumda olacak Dolayısıyla e, şifanın Nereden geleceği Hiç belli olmaz Her yerden gelen İyiliği, güzelliği, şifayı, zenginliği, e, huzuru kabul edin öncelikle. Ve pazartesi günü uzak hedefler, seyahatler, buna benzer durumlar, e, küçük belki ileriye dönük tatil planları yapabilirsiniz. Bazı mahkemeli durumları olanlar buradan haber alabilirler pazartesi günü. Ve bu hafta e, salı, çarşamba, perşembe akrepler için çok önemli. Şimdi şöyle akrep burçlarının tutulma... Ee, hayatlarının en yoğun olduğu günlük hayatlar alanında gerçekleşti ve bu üç günde yine mesleki alanda belki bazı gelişmeler olacak çalışıyorsanız lütfen birlikte olduğunuz, birlikte çalıştığınız insanlarla olan dengenizi, enerjinizi dengeleyin. Ee, dediğim gibi bursluk burada çok önemli ee, yaralanabilir, bazılarını yaralayabilirsiniz. Hani farkında olmadan da yaparız ama iyileşme şifası da var gerçekten o yüzden iş kolları çok önemli olacak. Orada kendinizi dile getirirken, bir metin hazırlarken nasıl ifade ettiğiniz çok önemli. Çok önemli etkiler yaratabilirsiniz bakın. Çünkü aynı zamanda Venüs kuzey düğümle kavuşuyor. O da tam olarak çarşamba gününe denk geliyor. Bu çok iyicil bir etkidir. Kadersel gittiğimiz yönde bize önemli fırsatlar getirir. Çalışma koşulları, iş hayatı bununla ilgili konular sağlıkla özellikle Bakın ciddi bir sağlık sorunu yaşayan, sağlıkla sınanan bir akrepte olabilirsiniz. Burada şifanız da gelecektir. Böyle e, düşünelim. Ve önemli dedik, evet salı ve e, perşembeye kadar olan süreç, iş, mesleki alan, hayatın düzenlemesi. Bir takım fikir ve olayların e, gündeminizde yer alacağı ve bir takım yeniliklerin olacağı günler. Ve cuma gününe geldiğimizde e, sizin için daha sosyal bir hafta e, sonuna geliyor. Cuma ve cumartesi. Arkadaş, eş, dost, toplantı, görüşme, işbirlikleri, yeni projelere hazırlık, yeni projelerin belki düzenlemesini yapmak ve fikir alışverişleri için harika. Özellikle cuma günü Merkür ve e de kavuşumda olacak. Bu anlamda bence güzel yol alabilirsiniz. Arkadaşlarınızın Sosyal çevrenizin ciddi olumlu desteğini alabilirsiniz. Değerlendirin lütfen. Özellikle Cuma gününü. Ee, sevgili akrep burçları cumartesi günü de aslında aynı şekilde aynı etkiler e, aynı gücüyle devam edecek ve pazar günü o büyük kavuşum işte gerçekleşiyor ee, jüpiter uranüsle kavuşuyor ve venüs şironla kavuşuyor aynı gün ve siz ilişkilerinizden mucizeler yaratabilirsiniz evli olanlar e, için evlilikleri e, iş projeleri büyük davalar hani böyle büyük kentsel dönüşüm projeleri vardır. Yıllardır sürüyordur. Buradan mucize sonuçlar. evlilik ve ortaklıklarda gerçekten sıra dışı gelişmeler söz konusu olabilir. Ani gelişmeler olabilir. İşte evliler için belki eşleriyle ilgili olacak. Eşlerin hayatlarında olacak. Dolayısıyla sizi de etkileyecek. Bilemeyiz. Bu doğum haritası ile ilgili. Belki eşin inanılmaz bir ortaklığa doğru gidiyor. Hayatının projesini yapacağım diyor. Bilmiyorum. Bu doğum haritalarına göre değişik gösterir sevgili dostlar. O yüzden önemli. Yani akrepi için bu kavuşma hakikaten çok 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 önemli. E, mutlaka bir rehberlik almanıza tavsiye ederim. Hayatınızın fırsatı da olabilir. Kösteği de olabilir. Çünkü Jüpiter inanılmaz bir özgüven verir. Uranüs inanılmaz bir değişim isteği verir. Bu ister evlilikte olsun ister iş ortak hakkında olsun. Çünkü o alanınızda mı tabii doğum ortasına göre değişir. Her alanda e, mucize de getirir gerçekten. Para da getirir. Para da kazandırır. Hiç belli olmaz ama dilerim her şey güzel olsun diyorum. Ve hafta sonunda e, bu arada ay terazi burcunda olacak yani pazar günü. E, burada belki böyle bir kafanız karışabilir. Pazar günü şöyle bir içsel olarak bir ne oluyor ya diye bir düşünebilirsiniz. Hayatınızdaki süreçleri gözden geçirmek gibi düşünebilirsiniz sevgili akrep burçları her şey güzel ve yolunda ve olması gerektiği anda olması gerektiği zamanda oluyor diyelim hoşçakalın yay yükselen burcu yay olan dostlar 15 Nisan haftasındayız ve hayatımızın çok önemli bir sürecinden geçiyoruz hepimiz sizin için de öyle herkes için öyle tutumunun etkilerinin gayet aktif olduğu bir hafta Pazartesi günü başlıyor bu. Şiron'un Merkürle kavuştuğu anla başlıyor ve sizin için pazartesi günü biraz parasal konular, paylaşılan kaynaklar, ufak tefek krizleri çözmek gibi e, durumlar, problem meselelerle uğraşmak gibi, evraklı işler, devletle ilgili, devlet daireleriyle yani resmi yerlerle ilgili işleriniz olabilir. Ve salı günü, çarşamba gününe kadar olan süreç yani salı, çarşamba, perşembe günleri yay burçları için çok desteklenen bir üç gün ee, mesela nasıl destekleniyor yurtdışı ile ilgili destek alıyor burada bir işin varsa halledersin Efendim e, pasaport vize bilmem ne işleri eğitimle ilgili yurtdışı ile ilgili konular sınavlar e, kariyerle ilgili ticari konular Tica mesela yurt dışında bir bağlantı kurarsın mesela yeni bir e, perfect kazanırsın bir şey olur Burada çok etkili ve çok güçlü etkiler. Çok olumlu etkiler alıyor gerçekten yay burçları. Bu haftanın salı, çarşamba, perşembe günleri size çok 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 yarayacaktır. Çok güzel haberler gelecektir. Çünkü e, Venüs'ün kuzey düğümle de kavuştuğu bir çarşamba günü yaşayacağız. Ve tutulma etkileri sizin için şanslı bir alanda oldu. E, kendinizi ifade edebileceğiniz fırsat alanları yaratılacak. Öyle söyleyebilirim. Diyelim bir sınavı kaçırdı birisi. E, ikinci bir şans atıyorum bir sene sonraydı pat diye başka bir şans doğar mesela fırsat doğar örnek gösterdim e, böyle olabilir mahkeme ile ilgili önemli sonuçlanmalar gelir çocuklarla ilgili olur bu e, finansal konularla ilgili olabilir aşk hayatı bakın ha şey de olabilir sevgili e, gönül işleri vardır ya böyle işte onlardan haber gelir mesela yine öyle bir üç gün gerçekten çok keyifli olacak çalışanlar için gayet güzel verimli. Çünkü cuma günü çalışan yaylar, mesleki anlamda inanılmaz bir denge kurmanız gerekecek. İş yerinde bir şey görüşeceksin. Patronla veya müdürünle ya da altında çalışanlarla. Burada Merkür'ün retro olduğunu şironla olduğunu falan unutmayalım kendimizi doğru ifade etmeye çalışalım. Ağzımızdan kırıcı şeyler çıkmazsa eğer hiç de bir şey olmaz ama mesleki anlamda cuma önemli o gözüküyor. Sizin için. Ve cumartesi günü de yine böyle bir düzenlemeler yapıyorsunuz. Bir şeyleri aklınızda böyle olgunlaştırmaya çalışıyorsunuz. Ve hafta sonuna geldiğimizde e, Ay Terazi Burcu'na geçer. Pazar günü Uranüs Jüpiter'le kavuşur. Ve sevgili yay burçları sizin için iş anlamında mucizeler getirir. Sağlıkta mucizeler getirir. E, aniden mesela kişi örnek gösteriyorum çok kilolusundur bir şeye bir niyet edersin. Bu mucize gibidir. 20 kilo verirsin. Mesela o ana denk gelir. Öyle bir e, niyet çalışması yaparsınız. Mesela örnek gösterdim. İş arıyordur. Yıllardır hiç istediği işe girememiş. Bir türlü gönlünün uygun bir yer bulamamıştır. Pat diye böyle bir şey gelişir. Mesela terfi alır. Hiç beklenmedik şekilde mesela. Bu cuma günü cuma çalışabilir. Oradan haber gelir. Çünkü oraları güzel etkiler var. Para kazanır. E, hak ettiği maaşı almadığını düşünüyordur ve eğer bunu kendi inanıyorsa kişi bu arada burada bir şey böyle parantez açmak istiyorum bu parayla ilgili kişi mesela az para aldığını şey yetmediğini ki tamam haklıyız bizim şu anda bir ciddi enflasyon sorunumuz var ama genel bir şey var bu da yapı taşlarında bir problem var aslında kişi mesela az para alıyor ya onu hak ettiğini düşünüyor bilinçaltında evet onu yani ben evet bu, bu kadar iş yapıyorum bu, ben, ben bunu hak ediyorum bunu hayır diye cevaplayacağınızı biliyorum ama bilinç altınızda öyle kodlu çünkü işte bu kodları bozmak gerekiyor değiştirmek gerekiyor dönüştürmek gerekiyor daha doğrusu ve bunlar dönüşebiliyor neyse konumuza gelirsek eğer burada bir mucize olur mu vallahi olur ve hafta sonu ay terazi burcuna geçer ve terazi burcundaki ay sizlere sosyal çevrenizden Arkadaşlarınızdan güzel böyle etkinlikli güzel harika bir pazar günü geçirebilirsiniz Sevgili yaylar eğlenceli keyifli hatta sevgilisi olanlar için harika yeni tanışmalar da burada e, gerçekten olabilir Çünkü yayların bu tutulma aşk hayatlarını yeni tanışmaları çocuk şifalanmalarını Çocuklarından mutluluklar keyifler güzel haberler almalarını işaret eden ve aynı zamanda şans evlerinde diyelim yatırımı var yatırımlarından kar elde edebilecekleri bir şeyde alanda oldu o yüzden mucize mi evet mucize yaylara gelir mi aynen gelir oğlaklar yükselen burcu oğlak olan sevgili dostlar 15 nisan haftası siz oğlaklara da evet çok enteresan gelişmeler getirecek çünkü tutulmanın gayet aktif olduğu bir hafta ve tutulmadan çok etki alan bir burçsunuz öncü burç olarak ve tutulma sizin e, aile lokasyon kökleriniz o alanda gerçekleşti anne baba ya da böyle ebeveynler ya da onları yerine koyabileceğiniz kişiler olabilir ama köklerinizle çok alakalı yaşam yerinizle çok alakalı taşınmalar vesaire varsa e, alım satımlar emlakla ilgili konular bir kişinin inançlarını da etkileyen bir yer burası arkadaşlar. Yani inandığı şeyleri, değerleri değişebilir, duygu ve düşünceleri değişebilir, fikri değişebilir. Bu alandaki tutulmalar genellikle gerçekten çok önemli fikir değişikleri getirebilir. Oğlak burçları da böyle bir dönüşüm içerisindesiniz ve bu hafta bunlar çok çok aktif. E, aile içinde özellikle e, kendi duygularımızı konuşurken, dile getirirken biraz dikkatli olmakta fayda var. Merkür Retro'da orada kargaşa hırgür, anlaşmazlıklar varsa lütfen onları sakince kolaylıkla halletmeye niyet edin. çünkü bu hafta bunlar çok önemli. Aynı zamanda derdi veren Rabbim dermanı da veriyor. Tıpkı gökyüzü de aynı öyle şu bu şekilde bu hafta. Çünkü Şiron Merkürle kavuşuyor ama sonra Venüs'le de kavuşacak. Ondan sonra Venüs Kuzey düğümle kavuşacak. Mesela bir yandan iyileşme de veriyor. Ee, o yüzden eğer böyle bir durum içerisindeyseniz lütfen umutlu olun, e, iyi niyetlerde bulunun ve aile içindeki yapıları, e, kendi iç huzurunuzu en önemlisi de dengeli tutmaya çalışın. Şimdi böyle dedikten sonra haftaya tabii ki ay yengeç burcunda başlıyoruz. İlişkiler gündeminizde, e, eşi, partneri, hayat arkadaşı varsa e, bir oğlan bunlar gündeminde olacak. E, ve hemen haftanın ikinci günü bu en önemli üç gün sizin için mirastı bankalarda finansla ilgili konular o alandaki dengeleme pazartesi salı çarşamba pardon salı çarşamba perşembe gündeminizde olacak İşte bir şeylere başvurabilirsiniz emeklilik olur bu kredi olabilir ev almak için araç almak için bir parayı ödemek de bir borcu kapatmak da olabilir yani bu arada önemli bir zaman dilimdesiniz. Şimdi Merkür retro olduğu için bunu dikkat edin lütfen. İşin içinde böyle para borçlanma gibi bir şey varsa daha da dikkat edin. Hatta doğum haritanıza baktırmanızı tavsiye ederim. Şimdi efendim çarşamba günü Venüs kuzey düğümüne kavuşuyor. Bu şanstır, fırsattır. E, güzel bir gün. Bence değerlendirebilirsiniz bugünü. Ve devam ettiğimizde Cuma gününden itibaren efendim güzel bir süreç başlıyor. Cuma, cumartesi günü Ay Başak Burcu'na geçiyor tamamiyle Sizi destekleyen bir iki gün gezersin, bir yerlere gidersin, seyahatler yaparsın, küçük tatil planları yapabilirsiniz. Cuma, cumartesi günü güzel bir hafta sonu belki de tatil yapacaksınız. Ee, küçük minik böyle bir gezi de olabilir. Ee, uzaklarla bağlantı içinde olacaksınız. Yurt dışıyla, işte eğitimle vesaire. Biraz uzak hedeflerinize doğru yönleniyorsunuz. Ve aynı gün e, Cuma günü Merkür bu sefer Venüs'te kavuşuyor. Tabii ki belki oğlaklara bazı haberler getiriyor. Eskiden gelecek bu haberler. Önceki ilişkilerden, yarım kalmış bir projeden vesaire. Her alandan gelebilir. Aile içindeki yapılara da bu arada bağlı. Ee, önemli bir zaman dilimi ve hafta sonu. Tarihi bir olay gerçekleşiyor gerçekten. Jüpiter Uranüs'te kavuşuyor. Ee, Venüs'te Şiron'la kavuşuyor. Ve bu oğlaklar için mucize kapıların aralar... Toprak elementinde Uranüs Jüpiter aşkta sevgide kazançlarda yatırımlarda hayatın daha keyif daha bolluk bereket içinde geçeceği alanda 21 derecelerde yerleşimi olan oğlaklar gerçekten harika olabilir yatırım fırsatları gelebilir kazanç getirebilir doğum haritanız Eğer izin veriyorsa zenginlik getirir yani açıkçası çocuklarından gelir kendisinden gelebilir, sevgilisinden gelir, aşk hayat her yerden gelebilir yani bu konular arasında. Sevgili Oğlak burçları, mucizelere açıksınız sizde toprak elementi olduğu için Jüpiter ve Uranüs sizi yepyeni şeylere götürüyor. Gerçekten hayatınızda büyük yenilikler yapıyorsunuz ve yapmayı da devam edeceksiniz. Bu süreç bu arada 8 Mayıs'a kadar. Lütfen e, zamanı iyi değerlendirin. Önemli konular için 25 Mayıs Nisan'dan sonrasını değerlendirin diye nerzane tavsiyem efendim. Mutlu bir hafta diliyorum. İyi bakın kendinize. Değerli kova, yükselen burcu kova olan dostlar. Evet, 15 Nisan haftasındayız ve duygu ve düşüncelerimizi dile getirirken kontrollü olmak, dikkatli olmak önemli olacak. Çünkü pazartesi günü Merkür Şiron'la kavuşacak. Ve bu bizim belki birazcık e, yaralayıcı konuşmalar, kırgınlıklara neden olabilir. Ama diğer yandan şifa da verecektir. O yüzden biraz geçmiş e, deneyim ve tecrübelerimize göre hareket edersek eğer e, en azından böyle bir e, daha sağduyulu düşünürsek bunları iyileştirebiliriz. Yani mesela dargınlıklar da biter. Çünkü Merkür retro olduğu için e, geçmişte yaşanmış e, belki bazı olayları e, duygu ve düşünce olarak bize hatırlatır ve belki nasıl davranacağımıza da işaretlerini verebilir. Ve pazartesi günü daha çok günlük rutinleriniz, sağlık, kontroller, iş çalışanlar için iş yönü, hayvanlarımız, evcil hayvanlarımız, onların gündemi. Böyle bir toparlama günü gibi düşünün. Ve salı önemli olacak. Perşembe gününe kadar, salı, çarşamba, perşembe kovaların ilişkileri gündeminde olacak. Daha çok ikili ilişkileriniz gündemlerinizde. İşte bazıları evlilikler, mesleki alandaki ilişkileri... Ortaklı işleri, hayat arkadaşları vesaire ve bunlar güçlü şekilde tutumadan etki aldı bu alan. Olumlu etki aldı daha doğrusu. O yüzden ilişkilerinizi iyileştirmek, şifalandırmak, ortaklı işlerde anlaşma sağlamak, dengeyi bulmak için önemli olabilir. Bu iki buçuk günü değerlendirin. Çünkü çarşamba günü burada venüs kuzey düğümle kavuşuyor. Bu ilişkileri iyileştirir. Daha sıkı, daha samimi, daha sıcak hale getirir. Ee, sevgiyi güçlendirir, sevgi dilimizi, e, maddi manevi güçlerimizi kazançlarımız için de çok çok gerçekten e, etkilidir ve önemlidir e, aynı zamanda ve devam ettiğimizde bazı kova burçları bu hafta yakınlarıyla e, yakınlarıyla çok görüşecekler, bir takım kısa yolculuklar olabilir, haberler gelebilir, önceden süre gelen bazı hukuki süreçler bu arada e, devreye girebilir. Mesela özellikle Perşembe günü e, Ay Başak Burcu'na geçecek ve mesela maddi konuları, paylaşılan kaynakları, işte hesap planlamaları, e, bütçe planlamaları, banka veya böyle resmi kurumlarla olan alışverişleriniz, evrakta işleriniz gündeminizde gibi duruyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi e, günü. E, ve bir krizi çözmek, mevcut durumları biraz daha ...şeklini değiştirmek için mücadele edeceğiniz anlamına geliyor aslında. Bu miraslı konular falan da bu arada e, söz konusu olabilir. Ama kardeşler veya böyle yakınlarınızı ilgilendiren veya onlarla ilgili bir takım çözümlenmesi gereken konular... ...bir de kişisel alandır burası mesela aynı zamanda. işte kişinin e, varlıkları, kazançları, işte e, mal var ara araçları mesela araç hani... Teknolojiyle ilgili konular. Belki alım satım mesela bu gibi durumlarda bu hafta gündemde olacak ama Merkür Retro olacağı için e, hızlı ilerlemeyebilir, ağır akabilir bir şeylere takılabiliriz. O yüzden sabırsız olmamak, e, yani sabırlı olmak gerekiyor. Öyle söyleyebiliriz. Ve haftanın sonuna doğru önemli bir kavuşum, e, tarihi bir kavuşum diyebiliriz hatta. Jüpiter Uranüs'te kavuşuyor. Pazar günü aynı gün Jüpiter e, Uranüs Venüs Jiron'la da kavuşuyor ve kovaları çok etkiliyor. Çünkü beklenmedik güzel ani sürpriz gelişmeler olur. Nerede olur? E, hayatının köklerini ilgilendiren alanda olur. Kişi ani bir değişim e, içine girmiştir. Bir yenilik getirebilir. E, başka bir yere gitme gereği duyabilir. Aile içinde bazı e, parasal konular konuşulabilir ve kazançların dengeleri değişebilir gibi önemli ölçüler burada var ama bu kıstas büyük doğum haritası ile çok alakalı hani kovaların e, gerçekten mucizeler getirebilir hayatınızda aile içindeki özellikle yerleşim yeri ile ilgili konular için konuşuyorum ve e, önemli bir hafta umarım kolaylıkla rahatlıkla huzur içinde geçirin ve güzel şeylere de niyet etmeyi unutmayın diyelim sevgili kovalar hoşçakalın Balıklar, yükselen burcu balık olan sevgili dostlar, 15 Nisan haftasının ilişkilerde, aşk hayatında, çocuklarıyla ilgili konularda şanslı olan burçlarındansınız. Pazartesi günü çünkü burası güçlü. Ee, bu alanlar hareketli gözüküyor. Para dinamikleri de bu arada piyasaları katalım. Bu hafta piyasa hareketleri de çünkü oldukça güçlü gözüküyor. Çünkü balıkların her alanları parayla. Çünkü tutulma orada oldu. Ve bu hafta orada çok kavuşumlar olacak. Kazançlarda kayıplarda kayıplar da, e, olabilir. Önemli olan dengede kalabilmek. Çünkü bu hafta pazartesi günü e, yine para evinizde. Şiron Merkürle kavuşuyor. Venüs Kuzey Düğüm konuşuyor. Çarşamba günü daha verimli bir gün. Cuma günü Merkür Venüs de kavuşuyor. Yine verimli diyebiliriz aslında. Ve pazar günü. Venüs, Şiron'la burada kavuşuyor. Ve aynı zamanda da büyük tarihi kavuşumumuz var. Jüpiter, Uranüs kavuşumu. Ee, bol kavuşumlu, iniş çıkışlı bir takım şeyleri dengeye koymamız gereken bir hafta. O dengeleri sağlayabilirsek her şey gerçekten çok iyi ve yolunda gidebilir. Ee, Balıklı için kazançlar para bekliyorlar. Ee, kazançlarını arttıracaklar. Yeni gelir kapıları açılıyor balık burçlarına. Bu yeni gelir kapıları hayatlarında çok önemli rehberlikler olacak. Uzun yıllar sürecek. Gerçekten önemli etkiler alıyorsunuz ve pazartesi günü e, güzel bir gün ilişkiler adına biraz önce söyledim ve salı, çarşamba, perşembe siz balık burçları günlük rutinlerinizde düzenlemeler, yerleştirmeler, bir şeyler alıp e, işte e, koymalar, sağlıkla ilgili gündemleriniz onun yanı sıra gerçekten ben birçok balığın sanki bir mekan açıyor, sanki yeni bir yer planlıyor, yeni bir kazanç kapısı açtı ve bu üç gün buralarla uğraşıyorlar. Ciddi böyle bir düzenlemeler, karışıklıklar vesaire var. Böyle düşünüyorum. Eğer bir balıksanız ya da yükseliniz balıksa lütfen şu yayının altına yorumlarda belirtin. Hani gündeminizde gerçekten böyle bir şey var mı? Sağlıkla ilgili bir gündeminiz var mı? Özellikle salı, çarşamba, perşembe böyle bir iş durumu ee, var mı evcil hayvanlarla uğraşıyor musunuz hayvanlarla ilgili bir süreciniz var mı ee, efendim belki bir, bir veterinersiniz kendinize böyle bir e, şey hayvanlarla ilgili bir şey oluşum içine girdiniz vesaire her şey olabilir ama her şeyin herkesin hayrına faydasına olacağını söyleyebilirim evet devam ettiğimizde cuma günü ilişkileriniz devreye giriyor sevgili balık burçları ve ikili ilişkiler cuma ve cumartesi günü Gündeminizde üstelik burası e, güzel ilerleyen bir süreç içerisinde. Ama ilişkileri şimdi dil yarası diye bir şey vardır yani şarkı da var Orhan Gencebay ya da Fer Tayfur bilmiyorum ama din yarısı. dil yarası. Dil yarası en zor yaraymış. O yüzden bu hafta dil yarasına dikkat edelim lütfen. Önceden varsa böyle bir yaran e, belki bunu şifalandırmak. Bunu şifalandırmak da çok mümkün çünkü bu hafta Merkürün Şiron'la falan bu etkileri. Geçmiş yaraları iyileştirmek anlamına da geliyor. Çünkü Venus de var işin içerisinde. Özellikle böyle bir şey için. Bakın çarşamba gününü kullanın. Ee, cuma gününü Merkür-Venus'ta kavuşuyor. Kullanın. Bakın merkür Venüs eski ilişkileri ya da şöyle diyelim ilişkileri şifalandırır. Paranı şifalandırırsın. Para şifalanırsa ilişkin, gönlün, kalbin şifalanırsa her şeyin şifalanır zaten. balıklı içim çok enteresan ee, zamanlar. Ee, ve aynı zamanda da gerçekten sonsuza kadar şifalanabilirsiniz. Ve pazar günü de o büyük kavuşumumuz gerçekleşiyor. Boğa burcunda ee, ve büyük açılımlar, büyük girişimler, büyük başarılar, başlangıçlar, e, efendim eğitimler, eğitim kapıları, atamalar, efendim insanlarla çok iç içe olmalar, seyahatler gibi ya inanılmaz güzel kapılar açıyor çok güzel ya yani en dengeli etki aslında balıklar alıyor gibi sadece şuna dikkat edin Mars Satürn burcunuzda ee, onlara dikkat edin işte ameliyattır vesaire sağlık sorunu varsa e, özellikle salı çarşamba perşembe hani sağlıkla da ilgili gündemleriniz var tabi dikkat edin gerekli olmadıkça mecburiyet yoksa bekletin hani özel böyle bir şeyse keyfi bir şeyse çünkü onun dışında her şey çok güzel gidecek öyle söyleyebilirim. Sağlığımıza dikkat ediyoruz ama. Hoşça kalın.